Küpü bekledi de iyi de laparoskopi ni geri. Şimdi küpü bekledi geçmeden önce bahsettiğim gibi kadınlarda kısırlığa yol açan durum eğer tüplerden, yumurtalıklardan, çikolata ikisinden kaynaklanıyorsa laparoskopi yaptığımız zaman bunları tedavi edip, tamir edip doğal yoldan gebe kalma şansı vermemiz gerekmektedir. Eğer olmadığı takdirde bu hastaları tüpe vermek gerekir. Ama bazen de hastalarda direkt tüpe yapmak gerektiği zaman laparoskopinin en büyük avantajı eğer tüplerde tıkanma var ise, hidrosalpenk var ise bu tüpedeki başarı şansını yarı yarıya azalttığı için mutlaka laparoskopik lazer çaresiyle bu tüpleri bağlamak, çıkartmak veya aşmak gerekmektedir. Yine endometriyozis kistleri var ise hastalarda bazen laparoskopik lazer çaresiyle kistleri çıkarttıktan sonra tüpübek yapmak daha yüksek oran gebelik oranlara vermektedir. İsteroskopik çereye gelince de rahim içerisinde eğer gebeliğe engelleyen bir durum var ise zaten doğal gebelik şansını da azaltmaktadır. Ama biz hastaya eğer tüpübek yapacaksak mutlaka isteroskopi ile rahim içerisinde gebeliği engelleyen bir durum olup olmadığından emin olmak için gidip bakmamız gerekmektedir. Rahim içerisinde doğuştan gelen perde var mı, doğuştan gelen yarım rahim durumu var mı bunlara bakmak gerekir. Polip, miyom var mı, yapışıklık var mı bunlara bakmak gerekir. Var ise de bunları düzeltip ondan sonra tüpübek yaptığımız takdirde başarı şansını çok daha fazla arttırabiliriz.